Ben Gülşen Taşçı, 1960 Ankara doğumluyum. 2008 yılında doktora gittiğimde hiç haberim yoktu. Farklı sancılarım vardı ama bunları oraya hiç yormadım. Bir ultrason istediler benden alt üst batın. Orada ultrasonu çeken bayanın kendi kendine söylendiğini gördüm. İşte yok falan böyle bir şeyler söylüyordu. Hayırdır dedim, ne var ne oluyor? Bilmiyor musunuz dedi. Hayır dedim, bilmiyorum, söyleyin. 17 santim tümörünüz var karaciğerde dedi. İlk defa hayatta o kadar çok üzüldüğümü, yani çok güçlü bir bayan olduğumu zannediyordum ama orada gücümü yitirmiştim. Ameliyat günü alındı. Ameliyata girdim ama bana daha önce söylediler. Yani çok küçük bir kurtulma umudunun olduğunu. Çünkü tümörün çok büyüdüğünü, ameliyat anında bulaşabileceğini de biliyordum. Evet, öyle de oldu. Karaciğerimdeki tümör ameliyatta alınırken aspire edilmiş ama yine de bağırsaklarıma, safra keseme ve akciğerime bulaştı. Nefes alamadıkça da bana doktorlar kortizon yüklediler. Yani o kadar çok kortizon alıyordum ki, şöyle söyleyeyim, damardan kortizon veriyorlardı. İşte normal iğne vuruluyordum. Hapını alıyordum 16 miligram. Yani artık yemem içmem kısıtlanmıştı. Cihazlara bağlandım. Bu hava alma cihazlarına bağlandım sürekli. İnanın gelen kişiye kapıyı dahi açamıyordum. Kendi ihtiyaçlarımı hiç göremiyordum. Eşim Allah razı olsun her şeyimi yapıyordu. Ama artık öyle bir konuma geldi ki zor, yani artık tıkandığım bir yerdi. Yani hiç kendimi idare edemez konuma geldiğimde. Daha sonra dediğim gibi anne şehirle karşılaştım. Arkadaşım vasıtasıyla. Buraya geldim. Tabii ben doğru nefes almasını bilmiyordum. Hareketlerim kısıtlıydı. Yani normal hareket edemiyordum da. Ama bu arada Esma Hoca'yla karşılaştım. Sağ olsun Esma Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum ona. Yani sen kendini dengele, ayarla. Evet, o zaman baktım bana öğrettiği doğru nefes alma şeklini daha güzel yürüyorum. Daha güzel merdiven çıkıyorum. Daha güzel konuşabiliyorum. Çünkü size şöyle bir şey söyleyeyim. Su içmenin ne kadar zor olduğunu bilir misiniz? Bilmiyorum. Ben çok biliyorum. Nefesiniz su almaya yetmiyor, içmeye yetmiyor. Su içerken tıkanıyorsunuz. Suyu yudum yudum içiyorsunuz. Ama bu doğru nefes almayı öğrendikten sonra su içmeyi öğrendim. Burada yogaya da gidiyorum. Ara sıra fitness'a geliyorum. Buradaki insanlar beni mutlu ediyor. Ben şöylesine söylüyorum. Bayanların evde boş boş oturup kendilerine dert arayacaklarına, buraya gelerek, spor yaparak veya diğer aktiviteleri kazanarak, ya yani kendilerine ve eğer kendilerine fayda sağlarlarsa zaten eşlerine ve insanlığa sağlayacaklar bunu. Ben Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza çok, ayrıca Anneşehir bize getirdiği için, bize sunduğu için çok teşekkür ediyorum kendilerine.